Neden? 83-84'e kadar 2-1 önde getirdiğimiz bir maçı kaybetmek üzücü oluyor. Oyunun başlarında özellikle 15-20 dakikada müthiş bir Beşiktaş taraftarının motivasyonu, ama buna rağmen oyuncularımız o direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. Hatta 2-1'de de tam taraftar aleyhe döndü. Orada bir taç atışı oldu. Taç atışında biz biraz taraftarı ateşledik. Taraftarın döndüğü bölümde taç atışında taraftarı aslında kendi kendimize ateşledik. Taç atışında birkaç oyuncumuz taraftarlarla ilişkiye girdi. Ve attığımız o yanlış taç bize geldi, gol oldu. Şimdi 2-2'den sonra oyunu daha iyi kontrol edip 7-8 dakikayı bitirmemiz gerekiyor. Maalesef oynadığımız birçok maçta çok oyuncu eksiğiyle yakalandık. Bugün mesela 2-1'lik bölümden sonra Güven'in ve Oğuzhan hamlesi başta, özellikle Güven, Beşiktaş takımına olumlu yansıdı. Bizde şimdi Mensah yok, Dimitri yok, Davronovic yok. Mesela 2-1'lik bölümde ben bir stoper hamlesi yapsam, bir üçlüye dönsem maç 3-1, 4-1'e gider. Bunlar önemli şeyler. Geldiğimden beri tamamen bunlarla uğraşıyorum. Dolayısıyla 2-1'den maç kaybetmememiz gerekiyor. 2-2'den de kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi 2-2'de 3. yediğimiz golde dikkat edelim. Bütün orta saha ve hücumcular Thiam'ın pozisyonunda öne gitmiş. Kontratak yediğimiz pozisyonda 2 stoper kalmış. Yani burada Beşiktaş'a 2 gol atıyorsun. Maçın bitimine 6-7 dakika var. İşte burada önemli oyuncu, tecrübeli oyuncu, kadro yapılanmasındaki eksik oyuncu, 8 numaralar, 6 numaralar, Mensah gibi önemli oyuncuyu kaybettik. Onun için fevkalade üzgünüz. 3-2'den sonra da tamamen oyunu ofensif yaptık. Belki oyundan çıkacak oyuncuyu da oyunda tutarak 4. golü yedik. Üzgünüm yani, fevkalade üzgünüm. Elimizde tuttuğumuz bir oyunu teslim ettik. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Soru var mı? Biz 3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Bugün Beşiktaş takımının belki eksikleri var ama şimdi hamle kulübede bekleyen hamle gücüne bak. O hamle güçleri önemli. Biz mesela 2-1'de bir hamle gücü yapamıyoruz. Dışarıda bekleyen oyuncu grubumuz var. Biz içeriden zaten birçok maçta stoper eksikliğini yaşadık. Bak, Onur da sakatlandı çıktı. Ramazan hiç ısınmadan çocuk oyuna girdi. Yediğimiz bir gole bak. Öyle basit gol, Beşiktaş'a iyi bir oyundan gol atıyorsun. İki tane gol atıyorsun. Ama yediğimiz goller, dolayısıyla burada takım adına bir eksikliğimiz var, oyuncu eksikliğimiz var. İşte bu onun çok güzel göstergesi. Oyunu zaman zaman tutamıyorsun. Tutman için de iyi hamle yapman gerekiyor. Mesela Güven'in, Oğuzhan oyuna girmek istemedi mesela. Ben bakıyorum orada. Ben girmeyeyim dedim. Şimdi yorumcular da konuşuyor da yan yanayız orada, görüyorum. Güven girdi, oyunu çevirdi. İki tane pas. Dolayısıyla mutlaka bir devre arasına kadar maksimum puanları alalım. Ondan sonra da işimize bakacağız. Sorduğun soruya da net cevabı o zaman görürsün. Özellikle ülkemizde zaman zaman birkaç tane daha meslektaş bu konuyla ilgili serzenişte bulundu. Biz de yaşıyoruz. Kamplar çok önemli. Şimdi ben geldiğimde zaten 8 tane sakat vardı ikinci maçta. Ve yükleme yaparken de oyuncuların zorlandıklarını, hatta her an daha farklı sakatlıklar olacağını görüyoruz. Nihayetinde bizim mesela Gavronovic daha 3 maç üst üste oynatamadık. Tam düzeldi, milli takıma gitti, sakatlandı, döndü. İşte 1-2 maç oynadı, tekrar bir sakatlandı. En son maçta da Dimitri ile beraber kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Onun dışında Uğur, Trabzonspor maçından bugüne kadar daha ilk 90 dakikası. Biz Uğur'un olmadığı dönemlerde iki stoperle oynadık. Bazen stoperlerimize bir şey olduğunda oraya orta sahadan bir adam veya Yasir'i oraya monte ederek maçları oynamaya çalıştık. Bununla birlikte orta sahada tabii kadro planlaması da önemli arkadaşlar. Bakın, bir Mensah sezonu kapattı. Oraya oynatacak oyuncuyu bulmakta zorlanıyoruz. Sistemi değiştiriyorsun. Başka oyuna yöneliyorsun. Dolayısıyla bugün mesela kulübede bir stoperin olsa, bir 8 numaran olsa 2-1'den sonra maç başka yerlere gider. Bunu birçok maçta yaşadık. Fenerbahçe maçında da yaşadık.
Kendi evimizde oynadığımız maçlarda da yaşadık. Dolayısıyla kamplar ve hazırlık maçları. Ama buna bağlı olarak da şunu düşünüyorum. Yani oyuncular o kadar çok maç oynuyor ki arkadaşlar. Şimdi bak devre arası olacak. 2 veya 3 gün sonra takımlar kupa oynuyor. Kupa oynadıktan sonra 7 gün sonra lige çıkacak. Yani 2 sezondur süre gelen oyuncuların inanılmaz derecede antrenman maç yani bir oyuncunun 2 hafta minimum dinlenmesi gerekiyor. Şimdi dinlenmeden tekrar başlayacağız. Takımı mı hazırlayacaksın? Eksik yönü mü hazırlayacaksın? Yoksa sakatlanmasın diye kontrollü mü olacaksın? Ama bu sezon başı için bunları çok ciddi bir şekilde takımlar yapabilirdi. Yani bu sakatlığın önüne geçebilirdi. Bunun içerisinde sadece teknik direktör değil, oradaki staffın bilimsel çalışması, oyuncuları kontrol etmesi, fiziksel durumlarını ayarlaması, hafta içi maçlara göre ne zaman regenerasyon, ne zaman tempo, bazen de oyuncu değişiklikleri, sistem değişiklikleri, bunları hep yapmamız gerekiyor. Bunun için ben ne yaptığımı biliyorum. Oynadığımız maçları da biliyorum. Fevkalade üzülüyorum mesela 2-1'den sonra. Maçı Fenerbahçe maçında da yaşadık. 2-0, 3-4'ü bulmamız lazım. Var, pozisyon yok mu? Var. Bugün 2-1'den sonra bakın kaç tane kontratağa çıktık. Bizim kontratağa çıkıp gol atmamız gereken yerde 2-2'den sonra 2 kontrataktan biz gol yedik. Şimdi bunun teknik adamlıkla falan alakası yok. Oyuncu kalitesi. Güven'in attığı pasları görmediniz mi? Çok sakin. Veya Bahçıvay'ın attığı gol. Bazen kalite, sakinlik çok önemli. Okey, teşekkürler arkadaşlar. Ne haber İsmail? Hadi görüşürüz.